Boğaziçi Hükümet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nin yazar ve şair buluşmaları serisinde yeniden bir araya geldik. Bugün konuğumuz Hikmet Hükümenoğlu, yazar Hikmet Hükümenoğlu. Kendisiyle özellikle son romanını, Körburun'u, 2016 Ekim mi, Kasım mı, ne zaman? Eylül. Eylül, peki. 2016 Eylül'ünde çıkardığı Körburun romanını konuşacağız. Romana geçmeden önce çok kısaca Hikmet Hükümenoğlu'nu tanıtayım. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik eğitimi alıyor. Fizik eğitimi alışını da aslında kendi web sitesinde çok esprili bir şekilde anlatıyor. Hikmethükümenoğlu.com sitesine girerseniz orada gerçekten hem çok güzel yazılar var ama bu özellikle nevi şahsına münhasır biyografisini okumanızı öneririm. Yani hasbelkader fizik okuduğunu söylüyor. Daha sonra ardından finans sektöründe çalışıyor. Fakat bir süre sonra bankacılığı bırakarak müzik ve edebiyatla ilgilenmeye başlıyor. Şimdi onun ayrıntılarını kendisine soracağım zaten. Daha sonra 2005 yılında ilk romanı Kar Kuyusunu yayımlıyor. Ardından Küçük Yalanlar kitabı, 47 numaralı kamera ve Körburun'dan önce 2012'de de bir önceki romanı 4 çıkıyor. Bu romanlar aslında bizim bugün konuşacağımız Körburun'a göre tür olarak biraz daha farklı romanlar. Onlar da çok başarılı ve epeyce okuyucu bulmuş romanlar ama biz tabii Körburun'u ayrıca konuşacağımız için ve epeyce zaman ayıracağımız için belki onlara çok girme fırsatımız olmayacak ama yine de onlarla ilişkileri üzerine de konuşacağız. Şimdi ben Körburun'a geçmeden evvel size şeyden başlamak istiyorum. Bu fizik, finans, yani bu her eminim çok çok soruluyordur size ama genellikle yazarların bu farklı alanlarda iştigal etmeleri hep çok ilgi çeker. O yüzden bu fizik, finans ve sonra birden bunların hepsini bırakıp edebiyata yönelme süreci nasıl oldu ve burada aslında hani hakikaten böyle bir sıra var mı, yoksa siz zaten hep yazıyordunuz, hep yani muhakkak hep okuyordunuz ama zaten yazıyor muydunuz, nasıl oldu bütün bunlar? Dolayısıyla birazcık bunu öğrenmek istiyorum. Bir de şeyi de ekleyeyim. Yani fiziğin ya da bütün bu tecrübenin edebiyatınıza da nasıl bir katkısı oldu onu da sormak istiyorum. Siz çok naziksiniz. Bahsetmediniz, üstünden geçtiniz. Şöyle, o biyografimde yazan şey şu. Fizik sorularında 40 soru var galiba sınavda. 40 soruda 0 doğru cevap vererek fizik bölümünü kazandım ben. Kesinlikle böyle bir şey hesapta yoktu. Fizik bölümüyle de uzaktan yakın alakam yoktu. Bizim zamanımızda üniversite sınavlarına girerken o listenin sonuna da 3-5 bölüm daha ekleniyordu. Sırf Boğaziçi Üniversitesi'ne girip burada okumak için. Sonra nasıl olsa yatağa geçiş yapılır diye. Listenin en altında bende fizik vardı. Fiziğe girdim. Tabii evde büyük bir panik yaşandı. Anne baba ayaklandı. Yatağa geçiş yapacaksın diye. O zamanlarda tam ergenlik çağı. Benim böyle hiç okula gidip gelmekle ilgilenmekle alakam yok. Bir de buranın atmosferini görünce ilk iki sene hatta benim not ortalamam 4 üzerinden 0.1 ya da 0.2 idi. Fizik bölümünden nefret ediyordum. Fizik okumak hayatta istemiyordum. Yatay geçiş yapmayı düşünüyordum ama sanki hani böyle her şeyi bırakırsam kendiliğinden yatay geçiş olacak gibi düşünüyordum. Olmadı doğal olarak. Çok kötü bir huyum var ama benim. Yani kötü bir huyum, iyi bir huyum aslında bilmiyorum ama şöyle bir huyum var. Bir şeyi kafaya taktım mı sevmeye başlıyorum. Sevmeden çünkü o şey yapamıyorum, ilgilenemiyorum. Bir şekilde kendimi sevdirmek zorundayım. Nasıl oldu bilmiyorum ama fiziği çok sevdim sonra. Ve fizikçi olmaya karar verdim. Akademisyen olmak istiyordum. O konuda hayaller kuruyordum. Not ortalamamı yükselttim. Son 2-3 sene 4 üzerinden 4 not ortalamasıyla böyle mezun oldum. 5 senede mezun oldum ama. Gene evde ayaklanma çıktı. Fizikçi mi olacaksın diye. Fizikçi olacaksın da ne olacak? Türkiye'de akademisyen olunur mu? Televizyon tamirciliği mi yapacaksın? Gibi türlü şikayetlerden sonra yurt dışındaki üniversitelere başvurmuştum. Tabii ilk iki sene not ortalamam sıfır olunca hiçbir üniversite kapıdan beni içeri sokmuyor. Dolayısıyla o hayaller de suya düştü. Hiçbir zaman için hayatta büyük konuşmamak lazım. O zamanlar böyle gayet kendimden emin, son derece ukala bir şekilde söylediğim tek şey vardı. Asla bankacı olmayacağım, asla finansçı olmayacağım. Ne olursam olayım kesinlikle finansçı olmayacağım diyordum. Sonunda finansçı oldum.
Şöyle bir iyi tarafı var onun. Yani kötü tarafları saymakla bitmez. Ama iyi tarafları da var. O zamanlar epey çok para kazandıran bir sektördü. Hala öyle. Ama bunu söylemek çok ayıp ama sohbetin ilerleyen kısımlarında belki konu oraya gelir diye şimdiden söylüyorum. Başka türlü Türkiye'de başka bir iş yapmadan yazarlık yapmak mümkün değil. Tek başına yazarlıktan hayatınızı kazanmanız mümkün değil. Benim de şansım oldu. Bir süre o sektörde çalıştığım için şu anda keyfi bir şekilde bu işe tamamen konsantre olabilirim. O açıdan bankacılık yaptığım için de kendimi şanslı sayıyorum. Ama onun da tabii bir şeyi vardı. Bir sınırı var. Benim için o 12-13 sene oldu. Ruhen daha fazlasını bünye kaldırmıyor. Oradan da her zaman için zaten kendime öyle bir şey koymuştum. Bir müddet yapacağım bu işi, ondan sonra bırakacağım. Hayatta başka yapmak istediğim şeyler varsa onları deneyeceğim diye. Bu kadar planlı programlı olmadı tabii. Bir ekonomik kriz sırasında çalıştığım bankanın batması üzerine finans sektöründen ayrıldım ama bir daha da geri dönmedim. Sonra tam cahil cesareti. Şu andaki aklım olsa asla öyle bir şey yapamam. Nasıl yaptığımı düşünüyorum, şu anda şey yapamıyorum. İnanamıyorum kendime. Birincisi çok maymun iştahlı bir insanım. Buna rağmen oturdum, bir roman yazmayı deneyeceğim dedim. Bir roman çıktı ortaya. Cahil cesaret ondan sonra başlıyor. O romanı ben bir şekilde zarfa koydum, yayın evlerine yolladım. Olmasaydı, kabul edilmeseydi, o bütün yayın evlerinden geri dönseydi ne yapacaktım bilmiyorum. Çok özür dilerim. Ondan önce müzik yapıyorsun dediniz. Müziği tamamen ben yarı hobi de değil, tam hobi olarak yapıyordum aslında o zamanlar. Ama gene böyle bir cahil cesareti, müzik yapsam acaba o şekilde ben hayatımı kazanabilir miyim bu ülkede diye. Yaptığım müzik de öyle pop müziği falan değil. Kimsenin dinlemediği, kimsenin hani para verip almayacağı elektronik müzik adı altında bir takım şeyler. Orada da bir demo hazırladım. Onu da zarfa koydum, herkese yolladım. Oradan kibarca red cevabı aldım. Dediler ki çok güzel, çok şahane işler yapıyorsun ama yani buradan sen para kazanamazsın. İstersen biz bunu hani koyalım oraya. Koydular. Hala iTunes'da satılıyor. Senede yaklaşık bana 0,50 cent bir geliri var onun. 10 senedir oradan her sene 0,50 cent ile 1 dolar arasında bir şey satışım oluyormuş. Para geliyor. Ondan sonra roman yazma serüveni başladı. Tabii ki eskiden beri yazıyordum ama çocukken sadece hayalim vardı. Romancı olmak ya da edebiyatçı olmak hayalleri kurardım. Lisedeyken bütün lisede okuyan gençler gibi şiir yazıyordum, öykü yazıyordum. Bir tiyatro yazıp sahnelemiştik. Ondan çok gurur duymuştum. Ama onun dışında ciddi bir şekilde yazı yazmıyordum. Peki bu yani bütün bu tecrübeden sonra böyle bir şeye girişmek nasıldı? Yani Dediğim bir yandan da gibi çok bambaşka dünyalar çünkü. bir şekilde herhalde o finans sektöründe ben o kadar kafayı yemişim ki o kadar bir şuursuzca bu işlere başladım ki şu anda düşünüyorum hakikaten mantıklı, akıllı bir kafayla onu o kararı verip yapmak çok kolay bir şey değil Türkiye'de. Çünkü etrafta görüyorsunuz ya da bu sektörü araştırdığınız zaman görüyorsunuz dünyada en az kitap okunan ülkelerden biriyiz, dünyada en çok kitap basılan ülkelerden biriyiz. Kitap yazıp bu kitabı insanlara okutmaya kalkmak gerçekten çok akıllıca bir şey değil. Bir de tamamen ayrı bir çevredeyim. Hiçbir kitap yazan arkadaşım yok, edebiyatçı arkadaşım yok, tanıdığım kimse yok. Şu anda yapamazdım öyle bir şey, cesaret edemezdim. Ama o zaman herhalde bir gençlik mi diyeyim, genç de değildim. Bir şekilde kendi kendimi motive etmişim, iyi ki de etmişim. Şu anda çok mutluyum yaptığımdan ama rasyonel bir açıklama getiremiyorum. Güzel. İyi ki etmişsiniz, evet. İyi ki yazmışsınız. Şimdi o zaman biraz kör buruna gelelim isterseniz. Yani çok kısaca kör burun büyük bir roman, yani çapı da ya, hacmi de epeyce büyük bir roman. Şimdi 60 ve tabii içindekiler de dolayısıyla öyle. 60'larda başlıyor, 90'lara kadar geliyor. Türkiye'nin 1960'larından Türkiye'nin 1990'larına kadar geliyor. Zaten sadece şu zaman dilimi bile ne kadar çok şeyi kapsayabileceğini eminim anlatıyordur. Ama roman 1990'da başlıyor. Sonra hemen
bir bölüm sonra geriye gidiyoruz ve bu sefer aynı mekanda 60'lardaki karakterleri tanımaya başlıyoruz. Körburun Adası. Körburun Adası da Prens Adaları'nın sonuncusu, hayali bir ada. Bunları tabii hep konuşacağız. Bir cenaze töreni öncesinde başlıyor roman ve sonra 60'lara dönüyoruz. Cenazesi yapılan kahramanın, karakterin 1960'lardaki evine dönüyoruz ve diğer karakterleri tanımaya başlıyoruz. Şimdi 60'larda, yani 60'ları anlattığı bölüm 60, 63, 64 diye devam ediyor. Merkezdeki konu azınlıklara yapılan baskı ve şiddet diyebiliriz. Daha özelde de Rumlara yapılanlar. Bunu da bir aşk hikayesinin, Hayri ve Meral karakterlerinin aşk hikayesi çerçevesinde okuyoruz. Bununla iç içe geçiyor daha doğrusu. Daha sonra 80'lere geliyoruz. Bu sefer 80'lerde 12 Eylül'ün hemen öncesi ve sonrasında da bu sefer devrimcilere yapılanlara tanık oluyoruz. Yine bu sefer Seher karakteri ve onun etrafındakiler üzerinden okuyoruz ve sonunda da bütün bu karakterlerin yine bir araya geleceği bir tarih olarak 90'ları tekrar döneceğiz. Şimdi ben tabii daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama burada biz bütün bunların, yani bir yandan çok yoğun bir tarihsel süreç var. Bütün bu tarihsel süreçle karakterlerin yaşamlarının, onların bireysel liklerinin çok iç içe geçmiş olduğunu, müthiş girift bir ilişkiler ağının kurulmuş olduğunu görüyoruz. Ve ya bunları da belki tek tek soracağım size ama önce şeyi sormak istiyorum. Çünkü diyorsunuz ki Körburun'u yazmadan önce öykü yazacaktım. Yani 4 bitti, 4'ten sonra artık ben öykü yazmak istiyorum. Hatta aşk öyküleri yazmak istiyorum diyorsunuz. Sonra derken tek tek öyküler yazıyorsunuz ve sonra birden onları birleştirip çok da büyükçe de bir romana dönüştürüyorsunuz. Şöyle. Bu süreci birazcık. Tabii ki anlatayım. Ben genelde karanlık şeyler yazan bir yazar olarak tanınıyorum. Öyle okurlar da öyle söylüyor. Çok karanlık bir önceki kitaplar en azından öyleydi. Dörtte sanırım onların içerisinde en karanlık olanı. Hem konusu itibariyle dört böyle o zamanlar daha çok fazla yoktu ama distopik roman diye şu anda çok popüler olan bir türde roman yazmak bir şekilde bana enteresan gelmişti. Öyle bir işe kalkıştım. Bilmiyordum tabii daha sonra gerçek bir distopyada yaşayacağımızı ve bunu romanını yazmanın çok da eğlenceli bir şey olmadığını. Bir de distopya olmasının ötesinde çok böyle rahatsız edici, huzursuz edici bir temalar var. Çocuk ölümleri var kitabın içinde. Uzun süre öyle bir temayla yaşayınca ya da onu kafanızda sürekli yaşatınca bana çok dokundu o. Çok çok yordu gerçekten ve ondan sonra şaka yollu diyordum. Aşk öyküleri yazacağım bundan sonra. Şaka olmayan kısmı gerçekten öykü yazmak istiyordum. Öykü yazmak çok zor bir şey fakat şöyle bir rahatlığı var. Bir tanesi sizi çok yorduğu zaman başka bir tanesine geçebiliyorsunuz ya da ben en azından öyle yapabiliyorum. O konforu yaşamak istiyordum. Öykü yazacağım diye oturdum gerçekten. Öykülerden bir tanesini bitirmeye yakın takıldım bir yerinde başka bir öyküye geçeyim dedim. Sonra o iki öykü bir kendi aralarında bir birleştiler bir şekilde. Oralar şeye çok ilgi duymaya başlamıştım. Bu öykü anlatma dinamiğine. Öykü anlatma dinamiği derken de bu sürekli konuşuruz bir işte ilk çağlardan mağara insanlarının karanlıkta ateşin başında toplanıp birbirlerine anlattıkları öykü geleneğinin günümüze yansıt kadar gelen zaman içerisinde şekil değiştiren bir öykü anlatma ihtiyacı ve isteği şeyi var. Dürtüsü var insanın. O insanın içindeki öykü anlatma dürtüsü çok ilgimi çekiyordu. Hem konu olarak bunu işlemek istiyordum. Hem de o hissi yaşamak istiyordum. Ben de öykü anlatarak o tatmini yaşamak istiyordum. Dolayısıyla çok çok fazla öykü birikti. Küçük küçük öykü parçacıkları. Ve onlar bir şekilde birleşmeye başladılar. Birleştikçe büyük bir çatı oluştu. O çatı oluşunca da ben genelde böyle zor karmaşık yapılardan çok hoşlanıyorum. Çok eğleniyorum öyle şeyler yazarken. Kendi kendime eğlendiren bir yapı da bulmak zorunda hissediyorum. Yoksa bu kadar uzun bir proje 2-3 sene bir aynı şeye devam edemiyorum diye düşünüyorum. O zorluğu cazip geldi. Fakat birleşmeye başladıktan sonra da tekrar onları parçalarını ayırıp müstakil öyküler halinde bırakmak içime sinmedi.
Ama yine de yani o birbirinden çok farklı öykülerin ya da en azından başlangıçta öyle olduğu düşünülen öykülerin sonra bir araya gelebilmesi ve bunların bütün o olay örgüsü içerisinde birleşebilmesi hem de çok anlamlı bir şekilde birleşebilmesi gerçekten büyük bir başarı ve onu Teşekkür ederim. sağlamak herhalde Bir kısmı çok kolay organik olmuş. olarak oldu, bir kısmı kendinden oldu dediğim gibi. Bir noktadan sonra tabii hepsini birleştirmek için ben yoğun bir çaba harcadım. Bayağı zorlandığım da oldu. Nerede bırakacağımı karar verememiştim önce. 60'larda başladı. 60'larda tam ilk darbe sırasında başlıyor. Böyle 60'lardan 90'lara kadar geliyor. Ya da o dönemde belirli tarihsel dönüm noktalarında karakterlerinde, kendi hayatlarında belirli dönüm noktaları olsun şeklinde bir çatı kurayım dedim. Ama nerede bırakacağımı bilemedim. 90'lara geldikten sonra işim kolaylaşıyor. Ben 60'ları 70'leri bilmiyorum yaş olarak. 80'leri hayal meyal hatırlıyorum. 90'lar en iyi bildiğim zamanlar. 90'ları anlatmak onun için çok daha keyifli geliyor. Kendi çocukluğum, kendi gençliğim. O yazmaya da başlayınca, öyküler de birbiriyle birleşmeye başlayınca çok keyifli bir şey o. İnsan bırakamıyor da. 2000'ler bugüne kadar gelmeyi düşünüyordum ama kitap o kadar cüsseli olmaya başladı ki bir noktada dur demek Bırakmak gerekiyordu, gerekiyor. evet. Peki bir yandan da bütün bu öyküleri ve aslında yani birçok karakter demin söz ettiğimiz gibi birçok karakter var romanda. Bütün bu karakterleri birleştiren bir mekan var. Yani romanın belki de en belirleyici, en merkezi yerinde mekan duruyor. O da bir ada. Üstelik de hayali bir ada. Yani önce Büyükada öyküleri yazdım diyorsunuz mesela. Sonra o böyle bir hayali bir adaya dönüşüyor. Şimdi onunla ilgili yani Körburun bir kere hayali bir ada. Tamam o belki teknik bir şey olarak da onu yaptınız ama bir yandan da bu ada meselesi de hani hep önemlidir ya. Bir de diyorsunuz ki aslında distopyada yazıyordum. Aslında bir yandan da böyle distopik de bir ada Evet. sanki gibi. Nasıl oldu Körburun? O demin bahsettiğim müstakil öykülerden biri dediğiniz gibi Büyükada'da geçiyordu. Sonra öyküler birleşmeye başlayınca konuların bir kısmını, kurguların bir kısmını da Büyükada'ya kaydırmaya başladım. Birbiriyle birleşsin diye. Fakat sonra nereden aklıma geldi şu anda tam hatırlamıyorum ama o Büyükada'ya sınırlı kalmak, özellikle böyle tarihi bir olay anlatırken, o adadaki olayları anlatırken çok fazla elimi kolumu bağlamaya başladı. Çünkü her ne kadar kurguda bir takım şeylerle oynasanız da bu kadar hassas tarihi konulardan bahsederken çok fazla tarihi değiştirmek doğru bir şey değil bence. Dolayısıyla adanın gerçek tarihine de mümkün olduğu kadar saygı göstermem gerekiyor. Coğrafyasına mümkün olduğu kadar bağlı kalmam gerekiyor. Dediğim gibi o da çok zorlaştırıyordu işleri. O şeyi atınca kafamdan, bunun gerçekten büyük ada olması gerekmiyor, o Rahatlayınca. rahatlayınca çok fazla anlam birikmeye başladı. Bir takım metaforlar doğuyor tabii ada kullanmaya başlayınca. O ada olmaktan çıkıyor, başka şeyler ifade etmeye başlıyor. O da çok büyük bir keyif veriyor tabii. Yazdıkça onu fark ediyorsunuz. O genelde böyle sonradan hoşunuza giden şeyleri çok fazla önden düşünüp planlayamıyorsunuz. Yazdıktan sonra okurken, tekrar üzerinden geçerken o gözünüze takılıyor. Aa, burada güzel bir şey varmış diyorsunuz. Onu tekrar işlemeye başlıyorsunuz. Üzerinden defalarca geçtikten sonra o belki son anlamını kazanıyor. İlk başta çok fazla öyle bir ada olsun, o bir metafor olsun, bir şeyleri Diye sembolize etsin diye düşünmediniz. düşünmedim ama onu hissettikten sonra da çok hoşuma gitti tabii. Bir yerde harita gördüm Evet. diyorsunuz. O harita nesi bir şeydi? O tabii bir yandan da o demin bahsettiğim oyun oynama içgüdüme benim çok cezbedici bir şekilde hitap ediyor bu. Bir ada yaratmak, o adadaki bütün halkı yaratmak, adanın sokaklarını yaratmak, o adanın tarihini, işte esnafını, bütün dükkanları, o dükkanlarda kim çalışıyor, kim kimin karısı, kim kimin kocası, çocukları hangi okula gidiyor. Ciddi bir şey hazırlamak gerekiyor. Bir de 60'lardan 90'lara kadar o insanların hayat hikayeleri, kim kimle ne zaman tanıştı. Böyle şey filmde, Amerikan filmlerinde dedektifler, seri katilleri ararken duvarlara fotoğraflar yapıştırırlar, sicimlerle birbirlerine bağlarlar. Çok imrenirim ben ona. Bu karakterler onu yapmak çok mümkün. Hazır elime böyle bir fırsat geçmişken hemen yapayım onu dedim. Olmadı tabii. Ama bilgisayarda öyle bir tablo hazırladım kendime. Kocaman tablolarım var, defterlerim var, haritalarım var, çizimlerim, krokilerim var. Arada sırada hala kafam karışıyor. Dönüp bakıyorum böyle Excel'de açıp tabloyu. Kim ne zaman nerede kiminle karşılaştı. Doğru oldu mu olmadı mı bir şey yapmak zorunda kalıyorum, kontrol etmek zorunda kalıyorum. O çok eğlenceli bir şey, çok yorucu olmasına rağmen
bunaldığınız ya da takıldığınız anda sizi o metne geri döndürecek yazar olarak bir şey olması gerekiyor. Bir oyuncu tarafı olması gibi. Ben öyle hissediyorum. O oyun kısmı da en sıkıldığım ya da bunaldığım ya da zorlandığım zamanlarda beni geri çekiyordu. Bir de adanın o belki de hani mikrokozmos gibi, yani sonuçta Türkiye'de, yani çok Türkiye tarihinin çok zor bir dönemini anlatıyorsunuz. Bunu böyle çok daha geniş bir çerçevede yapmak herhalde daha Çok zor. zor olurdu, değil mi? Yani onu çok daha görünür kılıyor sanki ada. Hem görünür kılıyor hem de küçük bir ada olduğu için ve çok az insan yaşadığı için bir grup insanın hayat hikayesini anlatırken zaten ister istemez tarihi de anlatmaya başlıyorsunuz. Dağınık bir tarih yok çünkü adada her şey çok daha girift, çok daha derli toplu. Dolayısıyla hiçbir zaman için benim tarihsel bir roman yazmak gibi bir başlangıçta hedefim yoktu. Hala da tarihsel roman demiyorum, tarih romanı demiyorum bunu ama insanların öykülerini anlatırken bir yan karakter olarak ya da arkadaki devamı kendini hissettiren bir karakter olarak da o dönemin tarihi var. Ve çok fazla ben bir çaba harcamadan ya da çok fazla onu insanların gözüne sokmadan küçük bir grubu anlatırken o tarihten de bahsedebiliyorum. Çok fazla çünkü onu ön plana çıkardığım zaman didaktik olmaktan Tabii. çekiniyorum. Öyle bir niyetim hiçbir zaman için olmadığı için ada dediğim, sizin de dediğiniz gibi işleri çok kolaylaştırıyor. Yani tam onu zaten soracaktım. Bu tarih, bütün o tarih anlatılır, bütün o tarihsellik o kadar doğallıkla romanın içine giriyor ki, yani hiçbir şey hakikaten, çünkü hakikaten tarihsel romanlar bazen çok didaktik olabilir veya çok böyle bir şey doğru budur diye gözüne sokma ihtimali var, yazarın, okuyucunun gözüne sokma ihtimali var. Bunlardan çok uzak duran ve aslında o bireysel hayatlarla tarihsel süreçlerin ilişkisini çok doğallıkla veren bir roman. Şimdi orada da şeyi, yani bunu biraz tabii yazara hani bunu nasıl yaptın diye sormak biraz belki acayip ama şunu biz hissediyoruz, yani bütün o bireysel hayatların aslında nasıl tarihsel süreçlerin o tarihte yaşananların bir iz düşümü olduğunu, ama bir yandan da işte o bireysel seçimlerle de o tarihin Şekillendiğini. biçimlendiğini biz hissediyoruz. Bunları herhalde tek tek düşünerek yazdınız. Yani onu hissediyoruz en azından biz okurken. Çok teşekkür ederim. Öyle olmasına çok özen gösterdim, uğraştım. Olduysa ne mutlu bana. Karakterler, kitaptaki esas karakterler çok fazla bu tarihteki o bahsettiğimiz olaylar işte 80'ler, 60'lar, darbeler, o Rum sürgün olayları. Çoğu ön plandaki karakterler en azından birebir olayların içerisinde değiller. Hep kıyıda kalmış Etkilerini karakterler. yaşayanlar ama. Etkilerini yaşayanlar. Belki birebir o olayların kurbanı olmamış ya da birebir o olaylardan çok büyük bir darbe görmemiş insanlar ama bunun travmasını yaşayan insanlar. O kısmını anlatmak bana daha enteresan geliyordu. Çünkü ben de öyleyim. Çoğumuz öyleyiz. 80'leri yaşadık biz, benim jenerasyonum. Ama küçüktük, bir takım şeyleri fark ediyorduk, bir takım şeyleri anlamıyorduk. Farkında olmadan çok fazla onun etkilerini yaşadık, hala da yaşamaya devam ediyoruz. O farkında olmadan yaşanan etkiler çok enteresan bir konuydu benim için. Karakterleri onun için mümkün olduğu kadar olayların içinde olmayan, olayların kıyısında kalan insanlardan seçmeye çalıştım. Bir de dediğiniz gibi o didaktik olma tehlikesi benim için en rahatsız edici şeylerden biri. Yani bu kitabın öyle bir yorum alsaydım benim için çok büyük başarısızlık olarak hissedecektim onu ve çok üzülürdüm. Ona çok özen gösterdim. Çok çok dikkat ettim. Çok düzelttim. Özellikle kitabın ortasında uzunca bir bölüm var. Bir işte o tam Bu Rum 6-7 Eylül ile ilgili bir 6 Eylül. karakter anlatıyor. Daha orayı mı diyorsunuz? Orası. Şöyle bir bölüm var. Çok fazla konudan bahsetmeden şey yapayım. Bu olaylar yaşandıktan sonra karakterlerden biri başka bir Rum karakterle baş başa kalıyor ve yapmak istemediğim, beni çok rahatsız eden şeyi birebir yaptım aslında orada. Rum karakter, Türk karaktere uzun bir monolog halinde bir tarih dersi veriyor. Ve soru çıkardım ben o bölümü. Sonra editörüme yolladım. Dedim ben böyle böyle bir şey yazmıştım ama içime sinmiyor, bunu çıkardım. Bir de sen oku ne diyeceksin diye. Sevgili Sırma Köksal okudu. Bırak kalsın bu içinde dedi. Ama dedim bu çok fazla didaktif olmuyor mu? O kadar bunalmış ki o da şeyden karakterlerin
tepkisizliğinden, ruhsuzluğundan ve yaptıkları kötülüklerden ben de çok bunalmıştım. İnsan bir yerde o katarsis yaşamak istiyor. İstiyor, evet. Birinin sizin dilinizin ucuna kadar gelen ama söyleyemediğiniz şeyleri söylemesini istiyor. Dolayısıyla bayağı kararsız kaldık o bölümü koymak ve koymamak arasında. Sonunda koyduk. Onu saymazsak Neredeyse hiç yok. hemen hemen olmamasına çok dikkat ettim. Evet. Yok, o bence de yani öyle bir şeyle karşılaşmak gerekiyordu ve onu da bizzat bunu deneyimlemiş bir karakterin ağzından duymak aslında gayet iyi oldu. Bir de orada ben tabii çok karakterleri tek tek bahsetmiyorum. Belki herkes bilmiyordur diye, ama belki biraz o ayrıntılara girebiliriz. Yani orada mesela bu konuşmayı yapan taraflar, bir tanesi bir Rum esnaf oradaki ve karşısında da işte adanın sonradan ve aslında Rumların evlerinin yani merkezde Mallar. bir konak var. O konağın yağmalanması sonucu oraya oturmuş bir karı kocadan bir tanesi, ki aslında kadın Meral karakteri daha duyarlı gözüken bir karakter. Ama ona rağmen aslında Rum karakterin konuşması karşısında ne kadar duyarsız kaldığını görüyoruz. Yani o da bana aslında çok etkileyici geldi. Yani bir yandan da duyarlı olduğunu söyleyen insanların birinin ne Ne kadar kadar duyarsız duyarsız ve ne kadar olduğunu. uzak olduklarını. O İşte sürekli bugün de hala konuştuğumuz ve tepki gösterirken fark etmeden belki kendimizin de sık sık yaptığı olayların karşısında kör kalmak ya da gözümüzün önünde olan olayları görmezlikten gelmek, görsek de yeteri kadar tepki vermemek, tepki versek de bir miktar tepki verdikten sonra tamam ben görevimi yerine getirdim artık yapabileceğim bir şey kalmadı deyip kafamızı çevirmek. Meral tabii bunların çok daha oraya kadar bile gelemiyor. Meral hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi görünüp işte bu sermayenin el değiştirmesi sonucu zenginleşmiş. Orada kendi hayallerini, kendi fantezilerini, bir otel kurup işletme fantezisini ayakta tutmak için her şeyi görmezden gelen, her şeyi sineye çeken bir karakter. Dolayısıyla demin bahsettiğim o birinin ona haddini bildirmesi, haddini bildirmesi Aslında. değil de omzundan tutup şöyle bir sarsması gerekiyordu. Dolayısıyla kendime engel olamadım. Maalesef o bölüm kaldı kitapta. Ama o benim gene kendi çocukluğuma dönecek olursak 80'lerde, 90'larda kendi jenerasyonumdan değil de kendi anne baba jenerasyonumuzdan, bizim çevremizden çok sık gördüğümüz bir profil. Evet. Olayların bir fiil içinde olmasa da algılayacak olgunlukta ve yaşta olup gene de çok fazla bir şeyleri görmemeye çalışan insanlar. Evet, ve ne var canım yaşayıp Evet. gidiyoruz diyen, yani sanki aslında hiçbir şey yokmuş gibi yapan Davrananlar. insanlar. Evet. Peki oradan o zaman biraz aslında romanın belki de en merkezi ve en zirve anlarından bir tanesine gelelim. O da Körburun'un en zengin kişisi Dimitri Paşa'nın, yani Dimitri Bey aslında. Dimitri Paşa Konağı diyorlar. Dimitri Bey'in yaşadığı güzel, çok güzel ve eski bir konak. Bu konak da bir yağma ve linç sahnesi okuyoruz. Bu kitabın en etkileyici bölümlerinden bir tanesi. Lodos bölümü. Burada çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Yani o Lodos fırtınasının an be an gelişi ile işte o linç ve yağmanın an be an hazırlanışını ve sonunda da fırtınanın patlamasıyla birlikte gerçekleşişini, yani bu çok belki bildiğimiz bir edebi yöntem olmakla beraber bunu çok güzel paralel anlatılarla, yani bir yandan fırtına yükseliyor, bir yandan tek tek insanlar önce konuşa konuşa sonra yavaş yavaş yürüyerek konağa doğru gidiyorlar. Bir yandan konakta bir büyük bir yemek daveti veriliyor. Bütün bunları okuyoruz. Bir yandan da birazdan yine konuşmak isteyeceğim Neriman abla Evet. karakterinin sesini, çifte sesini duyuyoruz aynı sırada. Yani dört neredeyse paralel anlatı devam ediyor. Asla yapmamamız gereken bir şey romanlarda. Çok güzel, yani çok o paralel gidiş gerçekten bence romanın en etkileyici anlarından bir tanesi. Ama tabii ben şimdi buradan, yani bu çok başarılı sahnenin içerisinde daha spesifik bir şey üzerinde durmak istiyorum. Burada bize bu sahne bizim belki de yine Türkiye tarihinden aslında hiç yabancı olmadığımız sahnelerden ya da çok okuduğumuz ya da çok duyduğumuz sahnelerden bir tanesi bir yandan da. Ve oradaki o yağma, o konağın yağmalanması, bütün o eşyaların, eski eşyaların, sanat eserlerinin, tarihi eserlerin yok edilmesi, bütün o sahnelerin tek tek anlatılması. Bunlar zaten çok yürek yaralayıcı ve etkileyici.
Ama bir yandan da bir başka şey daha var. O sıradan insanların, yani işte adanın esnafının, orada yaşayan, hepsi gayet işte iyi gözüken falan insanların adım 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 o ana hazırlanışı ve orada müthiş bir öfke patlamasıyla bu yağmayı, bu linci gerçekleştirmesi. Bu şeyi yani biraz artık hani daha içeriye girerek soruyorum. Bu öfke nasıl bir öfke? Yani siz bu öfkeyi nerede okudunuz, nerede gördünüz ya da bu öfke nereden çıkıyor aslında? Ya da bu ülkede deneyimlediğimiz bir öfke belki bu. Nasıl deneyimliyoruz biz bu öfkeyi? O öfkeyi ben aslında ilk olarak 4'te anlatmaya çalıştım ve 4'te onu anlatmak için çok farklı bir kurgu oluşturmuştum. O 4 oldukça fantastik öğeleri ön planda olan bir roman. O öfkeyi daha fantastik öğelerle anlatmayı denedim. Bir ölçüde yapmak istediğim şeyi yaptım ama herhalde tam içime sinmemiş. Tekrar aynı konuyu ele almak ihtiyacı duymuşum. Bu kitabı, ya bu bir roman olacağını anladıktan sonra zaten olayın merkezinde de o sahnenin olacağını baştan karar vermiştim ve bütün kurgu onun merkezde olması üzerine zaten şekillendi. Fakat başta 6-7 Eylül olaylarının iz düşümü olacaktı. 6-7 Eylül olayları sırasında adada yaşanan bir olay olacaktı. Enteresan bir şekilde 2004 yılında, pardon özür dilerim, 2014 yılında bu 1964 olaylarının, 1964 olayları diye bir tarihte bir son derece korkunç bir sayfamız var. Çoğumuz da bunu bilmiyoruz. 6-7 Eylül olayları son belki 5-10 yıl içerisinde sık sık konuşulmaya, tartışılmaya, üzerinde yazılar yazılmaya başlandı ama en azından benim bu konuda çok cahildim, bilmiyordum. 2014 yılında 50. seneyi devriyesi vasıtası vesilesiyle bir sergi açılmış. 20 kilo 20 dolar diye bir sergi açıldı. Şans eseri ben de o zamanlar gazetelerde, dergilerde taramalar yaparken karşıma çıktı. Kaynak olarak tabii çok güzel bir kaynak çünkü o dönemde İstanbul'da yaşayan Rumların tanıklıklarından faydalanarak yapılmış söyleşiler, anılar, anekdotlar var. Onları okurken ben 6-7 Eylül olaylarını değiştireyim, bunu 1964 olaylarına kaydırayım diye. Hem konuyu daha fazla öğreneyim diye hem de benim gibi bu konu hakkında bilgisi olmayan insanlar belki merak ederler, açarlar, okurlar, ilgilenirler diye kurguyu oraya kaydırdım. En korkutucu tarafı sizin de söylediğiniz gibi sıradan insanların içerisindeki o karanlık tarafın, o vahşi tarafın ya da yok edici tarafın, hırsın, öfkenin, birikmiş, bastırılmış öfkenin o sürü psikolojisiyle ortaya çıkması. Bu benim çocukluğumdan beri çok korktuğum bir şey. Ben kalabalıkların şuursuz hareketinden çok korkmuşum bir şekilde. Niye korktuğumu bilmiyorum. Hala da çok tehlikeli, başımıza gelecek en büyük, en korkunç, en tehlikeli şeylerden biri olarak kabul ederim onu. Tabii bunun en net yaşandığı tarihteki olaylar 6-7 Eylül olayları. Fakat bu 1964'te yaşananlar da en az 6-7 Eylül olayları kadar korkutucu. Çok fazla orada fiziksel şiddet uygulanmasa da insanların psikolojik olarak birbirinin üzerine kurduğu baskı, öfke, hırs, o sen köşeyi dönmüşsün, sen rahat yaşıyorsun, ben zorluklar içerisinde yaşıyorum. Benim hakkım olan şey senin kontrolünde, ben onu elde etmeliyim. Hırsının ortaya çıkması çok feci bir şey. Ve bunun çok normal insanlarda, çok Rahatsız sıradan edebiliyor. insanlarda böyle bir anda ortaya çıkması ve ertesi sabah hiçbir şey yokmuş gibi tekrar o Devam insanların etmesi. normale dönmesi çok korkunç bir şey. Hala çözebildiğim ya da yeteri kadar anlatabildiğim şey değil. Belki ileride tekrar dönerim o konuya ama o bölümü yazmak bayağı yine yıprattı beni. Bir yıl, 2 yıl neredeyse onun üzerinden geçtim. Bütün kitabı yazmak 4-4,5 yıl sürdü. Blok olarak değil ama toplayacak olsanız 2 yılı belki o ortadaki bölümü derleyip toparlayarak geçti. Teknik olarak zor, çok fazla anlatıcı var, çok fazla bakış açısı Evet. var. Çok keyifli bir şey ama bir yandan da arkadaşlarımız var burada, yaratıcı yazarlık işiyle ilgilenen. Yapmayın dediğim şeylerden biri de çok fazla bakış açısı değiştirmemek gerekir. Orada artık yani en yapmamam gereken şey herhalde yapıp 30-40 tane bakış açısına geçiyorum bir anda. Onu toparlamak, onu okuyucunun dikkatini dağıtmadan yapmak çok güçtü ama
esas rahatsız edici olan o insanların içindeki kötülüğü... Ama o çıkıyor işte, o sayede çıkıyor onu. Ancak öyle görebiliyoruz. Evet. Yani çünkü burada bu sayede seyretmek yerine bizzat deneyimliyor gibi oluyorsunuz. Yani sanki orada o insanların yaptıklarına tanık oluyormuş gibi oluyorsunuz. Yani öbür türlü uzaktan seyrediyor oluyorsunuz. Bence o fark... Birazcık da tabii gaddarlık yapıyorum orada. Evet, biraz yapmıştım. Baştan sevdirdiğim bir takım karakterlerin evet, de evet. Sürü psikolojisi içerisinde karanlık taraflar ortaya çıkınca insan hem ihanete uğramış gibi hissediyor okur ya da hissetmesini tercih ediyorum. Hem de acaba ben orada olsam ne yapardım sorusu kafalarında oluşsun istiyorum. Ama tabii Neriman abla gibi bir faktör var orada bize yanımızda duran. Evet. Şimdi o zaman Neriman ablayı biraz belki açabiliriz. Çünkü Neriman abla biraz sanki hakikatin sesi gibi orada. Çift sesli bir karakter Neriman abla. Herkes onun deli olduğunu düşünüyor. İlla deli mi olmak lazım hakikatin sesi olmak için acaba, yoksa yani Neriman ablanın o çift sesliliği tabii bizim için çok anlamlı, çünkü kendi kendine konuşan, kendiyle kendi kendine konuşan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor ve her zaman o söylenemeyen hakikatleri, üstü örtülen, işte üzerine çeşitli yalanlar söyleyen hakikatleri söyleyen bir karakter. Ve ağzına geleni de söyleyen bir evet. karakter. O çift seslerden bir tanesi son derece ağzı bozuk, sürekli beddua eden komik bir karakterdi aynı zamanda. Öyle ki o beddualar bir yerden sonra, benim beddua dağarcığım kısıtlı tabii, yetmemeye başladı. Uzun da bir bölüm. 200-300 sayfalık beddua bulamadığım için beddua sözlüğü diye bir şey varmış Türkiye'de. Gerçekten. Dualar ve Beddualar Sözlüğü diye bir kaynak var. Çok da güzel bir kaynak. Onu bulunca ben böyle oyuncakçı dükkanına girmiş çocuklar gibi oldum. Elimde Beddualar Sözlüğü. 6-7 ay boyunca ben metroda falan beddua ezberliyorum. Güzel beddualar vardı. Çok güzel beddualar var. Onların bir kısmını ben uydurdum ama bir kısmı gerçek beddualar. Anadolu'muzun beddua dağarcığı. Komik bir karakter olmasının ve sempatik bir karakter olmasının tabii bir takım okura psikolojik faydası var diyeyim. Çünkü çok zor bir bölüm. O sırada bakış açılarından birinin Neriman abla olması ve daha vicdanın sesi olması ve daha komik, eğlenceli bir karakter olması o çok gerilimli atmosferi bir şekilde dengeliyor. Gerilimi çünkü sürekli yukarıda tutmak çok zor bir şey ve çok gereksiz bir şey. İnişlerle çıkışlarla gerilimi anlatmak daha kolay ve daha faydalı. Daha etkili. Deli olmak mı, deli olmak şart mı diye sordunuz. Bence bir miktar şart. Daha doğrusu hepimiz bir miktar deliyiz zaten. Hiçbirimiz çok akıllı değiliz ama deliliğiyle barışık olmak belki de biraz gerekiyor. Ya da içimizdeki o ikinci sesle biraz daha barışık olmamız ya da tanışık olmamız gerekiyor. Neriman Hamdan'ın diğer karakterlerden farkı o içimizde bastırdığımız ya da o kitaptaki karakterlerin içinde bastırdığı öfkeyi bastırmaması belki de. Onunla sürekli konuşuyor olması ya da onun sesinin sürekli duyuluyor olması, bilmiyorum, belki onu o noktada diğer o sürü psikolojisine girmekten kurtaran şeylerden biri o mudur, değil midir? Ya da belki de hiç kaybedecek bir şey olmayan bir kadın artık. Evet, belki daha az etrafındakileri ya da onunla ilgili söylenenleri daha az önemseyen bir daha karakter. Önemseyen bir karakter. Hayatta elinde olan şeylerle yetinmeye alışmış ve bununla huzur duyan bir karakter. Epeyce acılar yaşamış. Epeyce acılar yaşamış. Kitabın başından beri bahsetmedik ama sürekli böyle bir stoacı felsefe teması var. Evet. O Yunan, eski Yunan stoacılardan bahsederken onu tamamen bırakıp bir Neriman abla karakterinde onun gerçekte nasıl olabileceğini belki de göstermeye çalışırken eğlenceli bir karakter oldu, bilmiyorum. Evet. Bir yandan da şeyi de söylüyorsunuz, yani bu tarihin aslında, yani özellikle Türkiye tarihine baktığımızda bütün bu dönemlerin işte 60'lar, 50'ler, 90'lar hep bir kısır döngü gibi devamlı birbirini tekrar ettiğini söylüyorsunuz. Yani burada 60'lardan sonra 90'lar, yani bu evet bir kronolojik çizgi var tabii de kısır döngü nerede? O tekrar sizce nerede? Yani biz onu tabii görüyoruz da siz nasıl onu göstermek istediniz? Kısır döngünün
Bana göre sebeplerinden bir tanesi o yüzleşme mekanizmasının olmaması. Tarihle yüzleşmek. Ama tarihle yüzleşmek mekanizması dediğim şey sadece toplumların tarihiyle değil, kendi kişisel tarihlerimiz için de geçerli. Sanırım onu yapmaya çalıştım. Kitaptaki karakterlerin hiçbiri, bir tanesi hariç, hiçbiri kendi başına gelenlerle ya da kendi yaptıklarıyla ya da kendi mutsuzluklarıyla, kendi hatalarıyla, kendi içindeki çelişkilerle yüzleşmeyen karakterler. Yüzleşmedikleri için de aynı hataları ya da aynı mutsuzlukları, aynı sıkıntıları tekrar tekrar yaşıyorlar. Tekrar tekrar yaşamakla kalmayıp bir sonraki jenerasyona da aktarıyorlar. Ön planda bunu anlatmak istiyordum. Ama tabii bunu toplumsal olarak düşünecek olursak, toplumsal olarak yaptığım şey de aynen bu. Tarihle yüzleşmeyip, o travmalarla yüzleşmeyip, o travmaları bir sonraki jenerasyona olduğu gibi aktarmamız. Bir takım şeyler konuşulmadıkça, üzerinde düşünülmedikçe, tartışılmadıkça aynı şeyler olmaya devam ediyor. Kitabı yazarken ben 1960'ları, 70'leri çok iyi bilmediğim için uzun uzun çalışmam gerekti. O 2014-2015 zamanında 1960'larla karşılaştırdığın zaman inanılmaz benzerlikler var. Şaşırıyorum ben ki nispeten kendimi okuyan, çok fazla okuyan bir insan olarak kabul etmeme rağmen o aradaki benzerliğin bu kadar yoğun olduğunu görünce hala insan şaşırabiliyor. Yani hem yaşananlar anlamında herhalde hem de verilen tepkiler. Verilen tepkiler. Bilmiyorum, acaba onlar daha fazla toplumsal bilinçimizde daha fazla yer etmiş olsa aynı hataları yapmaz mıydık? Bunlara cevap verebilecek kapasitede görmüyorum kendimi ama en azından kendi hayatlarımızda aynı hataları tekrar edip durmak çok yorucu olmaya başlıyor. Peki kolayca unutmakla alakalı da olabilir bütün bunlar. Yani unuttukça ve üzeri örtüldükçe aynı şeyler yeniden yeniden yaşanmaya devam ediyor sanki. Unutmak bir koruma mekanizması tabii. Bir hayatta kalmak için bir takım şeyleri sürekli hatırlamamak gerekiyor. Ama bir de tabii bilinçli olarak size unutturulan bir takım şeyler tabii. var ki o travmalar da oradan kaynaklanıyor. Peki bu siz de söylediniz zaten birçok şey okuduğunuzu bunun için. Yani burada çok geniş bir yandan da altyapısı var romanın. Çünkü biz işte 6-7 Eylül'den başlıyoruz. İşte 64 okuyoruz. 74, yani bütün o olayların izlerini romanda görüyoruz. Sonra 80'lere geliyoruz. 12 Eylül'ün çok sert o travmatik etkilerini görüyoruz. Ve sonunda da 90'lara geliyoruz. Şimdi bütün bunlar, bir şeyi söylüyorsunuz yani dergiyi, mecmuayı karıştırmayı çok sevdiğinizi söylüyorsunuz. Hatta o romanda da şey var. Hani bu gönül postası sayfaları Hayri ile Meral'in bir nevi yazışmaları gibi çıkıyor karşımıza. Yani bunların izleri zaten romanda var ama onun dışında belli ki birçok kaynaktan beslendiniz. Böyle bir hakikaten bunun için ayrı bir çalışma yaptınız mı? Yani bir birikimin sonucunda mı çıktı yoksa yok, hakikaten oturup uğraştınız? Oturup uğraştım. Çok fazla tarih çok fazlaydı. Çok fazla tarih okumaktan, Türkiye tarihi okumaktan, özellikle o dönemin Türkiye tarihini okumaktan çok hoşlanan, yani bunu normal bir okur olarak yapan bir insan değildim. Tabii ama bunun için çok çalışmam gerekti. Tarihten hoşlanmıyorsanız bile çok keyifli bir kaynak o dergiler. Onları okumak ayrı bir zevk. Küçük Yalanlar kitabını yazarken, o da 1930'larda, 40'larda geçen bir roman. O zaman tanışmıştım o 1930'lardan, 40'lardan 60'lara, 70'lere kadar devam eden bir mecmua kültürü var. Hayat mecmuaları, ses mecmuaları, böyle popüler kültür mecmuaları, özellikle ev hayatı ve o zamanki batıya nasıl baktığımız, batıyı nasıl idealize ettiğimiz ya da batıyı nasıl örnek aldığımıza dair şahane şeyler var orada. Artı kitap yazarken, kurgu yaparken biçilmiş kaftan, çünkü insanların kılık kıyafetinden, saç tuvaletlerinden, saç tuvaleti demek bile o zamanki şeye, evlerine aldıkları yağın markasına kadar her şey önünüze var, hazır olarak çıkıyor. Geliyor. Onları okumak çok keyifli. Onları okudukça da bir günlük hayat şeyi oluşturmak mümkün oluyor. Ama tabii tarih okumak bambaşka bir şey gerektiriyor, çalışma gerektiriyor. Orada da resmi tarih okuduğumuz, bizim okulda okuduğumuz resmi tarihin dışına çıkmaya çalıştıkça, yepyeni kaynaklarla karşılaştıkça tabii insanların ufku yavaş yavaş açılmaya başlıyor. O dediğim gibi Küçük Yalanlar kitabını yazarken ben o
ufuk açılmasını ilk hissetmiştim. Bunda daha fazla çalıştım. Birazcık daha genişledi. Evet, burada bayağı bir kaynak var. Şimdi bir de böyle yani belli böyle sembol ya da böyle adeta işte metafor gibi kullanılan bazı şeyler var. Mesela imgeler var bir tanesi. Rasathane bunlardan bir tanesi. O rasathanede Meral ve Seher karakterlerinin bir şekilde göğe baktıkları, gökyüzünü seyrettikleri, zamanın geçişini, dünyanın dönüşünü fark ettikleri bir an var, o uçsuz bucaksız boşluğu. Rasathane'nin sizde nasıl çağrışımları var? Yani o nereden geldi romana? Adanın tepesinde bir rasathane, İngilizlerin, Almanların İkinci Almanların Dünya Savaşı sırasında kurmuş yaptığı olduğu. hayali bir rasathane, sonra terk edilmiş metruk bir bina şeklinde duruyor. Böyle adanın en yüksek yerinde betondan kibrit kutusu şeklinde içi boş, harap, sarmaşıklar deliklerden içeri girmeye başlamış. Fakat tepede sizin dediğiniz gibi dikdörtgen şeklinde bir eskiden oradan işte yıldızlara bakılan teleskobun çıktığı açıklık duruyor hala. Karakterlerden de Meral ile Seher'in sık sık oraya gidip gökyüzünü seyrettikleri bir mekan olmuş. Seher'in kocası Meral'in oğlu Murat da anlayamıyor ne yapıyorlar bunlar buraya gidip niye sürekli gökyüzüne bakıyorlar diye gizli gizli takip ediyor bir gün onları. O da peşlerinden gidiyor. Gel sen de bak diyorlar. Bakıyor ama o bir Ama şey hiçbir şey göremiyor. görmüyor. Demin bahsettik o kişisel travmalarımızı bastırmaya çalışmamız, aynı şeyi sürekli yaşayıp durmamız. Onun belki bir metafor olarak kullanmak istedim onu. Bir pencere var, dışarı çıkmak istiyoruz o pencereden. Dışarıda başka bir hayat olduğunu görüyoruz. Farklı bir başlangıç olduğunu görüyoruz ama bir türlü çıkamıyoruz. Kitaptaki bütün karakterlerde bir karakter hariç, kim hangisi olduğunu söylemeyelim, kitabın sonunu söylemeyeyim. Bir karakter hariç o kendi hayatlarının hapishanesinden kurtulamıyorlar. Sürekli o pencereden dışarıya bakıyorlar ama bakmakla yetiniyorlar. O pencereden dışarı gidemiyorlar. İki metafor var. Biri o rasathanedeki pencere ki o çok zor bir pencere. Yukarıda yüksek bir pencere o. İsteseniz de oraya tırmanıp dışarı kaçmanız zaten mümkün değil. O uzaktan bakabileceğiniz bir pencere. Bir de Rothko'nun tabloları var. Rothko çok sevdiğim bir ressam ve çok çok etkileyici tabloları vardır. Tabloları bilmiyorum görmüş müsünüz? Çok büyük kanvaslar. Çok böyle blok tek renkten veya iki renkten oluşur. İlk baktığınızda hiçbir şey göremezsiniz. Hani şaka yaptığımız, bunu ben de yaparım dediğiniz tarzda resimlerdendir. Uzun süre baktıkça İçine içine düşer gibi olursunuz, hapsolursunuz. içine hapsolursunuz. O da bir nevi pencere gibi geliyor bana. Bir de Seher'in kapıları da Bir de böyle, değil Seher'in mi? kapıları var, evet. Yani romanındaki ressam Romandaki ressam karakterin. karakter, bizi bu Rothko'nun resimleriyle tanıştıran karakter de resimler yapıyor. O da sürekli kapılar ve pencereler çiziyor. Ve onu belki de yani hani ben böyle biraz aşırı yoruma giderek konağın içerisinde yapıyor olması, Evet. yani konaktan bozma otelin içerisinde yapıyor olması, o dışarı açılan ama bir türlü açılamayan kapılarda sanki böyle biraz o konak otelle hapsolmuşluk Evet. halini de. Şöyle bu işte sermayenin el değiştirmesiyle adadaki Rumların birinin sahip olduğu konağı Türklere geçiyor. Bir karı koca orayı otel olarak işletmeye başlıyorlar. Daha doğrusu kadın Meral otel olarak işletmeye başlıyor. Fakat bir türlü şansları yaver gitmiyor, işler yolunda gitmiyor. Bu otele bir türlü müşteri gelmiyor. Her sezon bir iki müşteri geliyor. Daha fazlasını ne yaparlarsa yapsınlar çekemiyorlar. Öyle yarı hayalet otel şeklinde kalıyor. Bu da onların kaderi. Meral kitabın üçüncü bölümünde genç bir ressam kızla karşılaşıyor. Şahane bir fikir buldum diyor. Gel sen otelin içini biz yeni baştan dekore edeceğiz. Buraya bir takım resimler yap diyor. Otel yepyeni bir havaya kavuşsun. Belki müşteri gelmeye başlar. Böyle bir hayal kuruyor. Tekrar o kendi Kapalı hapishanesini, dünyasını kafasının yeniden dünyasını aslında tekrar yani. yapmaya çalışıyor. Seher'in de başka bir kapalı dünyası var. O da kendi kapalı dünyasına çıkmaya çalışıyor. O da geliyor otelin büyük bir yemek salonu olarak kullanılan bir salonu var. Oraya gerçek kapı büyüklüğünde kapı resimleri ve pencere resimleri çiziyor. Otelin gerçek pencereleri var. Oradan dışarıya baktığınız zaman adayı görüyorsunuz. Adanın dışındaki manzarayı görüyorsunuz. Seher onların yanına bir de kendi tablolarındaki pencereleri koyuyor. Sanki oradan dışarı başka bir yere kaçabilecekmiş gibi. Daha fazla anlatmayayım. Evet. Peki o zaman bir de Geyikli Gece'yi
Sorayım. Bir de Geyikli Gece, yani onunla bir ilgisi var mı? Hani bu gezi döneminde de çok yazıldı, çizildi Geyikli Gece'yi telaffuz eden çok insan oldu Evet. falan. Yok. Hatta bir ara çok fazla gündemde olduğu için öyle kötü bir huyum var benim. Bir şey çok fazla gündemde olduğu zaman bir adım geri çekilmeyi tercih ediyorum. O dönemde de ben kitabı yazarken çok fazla gündeme geldiği için acaba çıkarsam mı şiiri kitaptan diye düşündüm de. Çok ama sevdiğim bir şiir, kıyamadım. Çok fazla bir anlam yüklemedim açıkçası ona. Çok kitabın bir başında geçiyor. 1960'larda daha Turgut Uyar'ı tanımayan iki genç kız, Meral'in gençliği. Bir evde duyuyorlar bu şiiri. Bir de kitabın sonunda Sonunda. 80'lerde hapishanede olan eski devrimci gençlerden birine hayatta kalması için yollanıyor bu şiir. Öyle kitabın sonuyla başı arasında bir köprü kurmak için çok hoşuma gitti. Bir de dediğim gibi çok çok sevdiğim bir şiir olduğu için kıyamadım, çıkaramadım. Ama bir yandan da aslında hani şiir ya sonuçta o seçtiğiniz dizeler falan da böyle kitabın ruhuyla gayet uyumlu diyebiliriz. Peki ben kitabın tabii sonuna dair de bir şeyler söyleyecektim ama Buyurun lütfen. yani hayır şey Şey bir kitap vermeden diye bu zaten. spoiler Öyle vermeden sonunu söyleyince okunmayı. şöyle bir şey soracaktım. Yani romanın sonunda sonuçta biz uzun bir romanı bütün bu süreci bütün bu bir anlamda o kaybetme halini, devamlı kaybetme hali ve neden kaybettiğini de bilememe. Yani sanki bütün bu yaşananlarla aslında neden kaybettikleri ortada olan ama bir türlü o kaybettiğini idrak edemeyen insanlar var karşımızda gibi hissediyoruz. O Neriman ablanın cenazesi ve Neriman ablanın ölümü böyle biraz bana o hani artık bitti, hani hakikatte mi bitti gibi bir histe bir yandan yarattı ama tabii bir yandan yoluna devam eden karakterler de var. Yani bizim nasıl devam edeceğini bilmediğimiz ama böyle bir umut mu acaba o diğer karakterlerin bir şekilde devam ediyor musun? Bir o var, bir taraftan da Onur Öğretmen gibi bir karakterin yaşadıkları var. Yani buradan siz hani bu kısır döngünün bitmediğine dair de sanki bir şey mi söylüyorsunuz? Yani muhakkak söylüyorsunuz belki de ama bir yandan da Çok kendi kendimle cebelleştim kitabın sonunda. Çok çok dediğim demin başta söylediğim gibi çok karanlık bir yazar diyorlar bana. Gene çok karanlık bir kitap yazdığımın farkındayım. Çok da karanlık bir dönemde yazdım. 2014-16 arası. Her sabah uyanıp böyle gazetelere, internete, Twitter'a baktığınız zaman bırakın kitap yazmayı hiçbir şey yapmak istemediğiniz dönemler. Her sabah bir felaket haberiyle uyanıyoruz. Sırf Türkiye'de değil, dünyada korkunç şeyler oluyor. Çok fazla zaten öyle bir dönemde pozitif ruhla yazacak ya da iyimser bir tonla bitirebileceğim bir roman olmadı bu. Fakat tamamen karamsar olmak da içimden gelmiyor. Kendimi zorlamak zorunda hissediyorum. Özellikle bunu nasıl doğru ifade edeceğimi tam bilmiyorum ama o kadar karamsarsam ve hiçbir şeyin düzelmeyeceğine dair kesin karar vermişsem niye bu kitabı yazıyorum? Ya da niye herhangi bir şey yazıyorum? Bir şey yazıyorsam, yazdığım şeyleri birilerinin okuması için önüne koyuyorsam sanırım benim de içinde çok fazla hayatta tutmak için çaba harcadığım şu kadarcık da olsa bir iyimserlik kalmış demektir. Bu kitabı da o iyimser tarafla bitirmeye çalıştım. Fakat bitiremedim. Fakat orada da bir hile yaptım. Onur Öğretmen diye bir 90'ların sonunda kitap tekrar 90'lara döndüğünde adaya dışarıdan biri geliyor. Sizin dediğiniz gibi adadaki vicdanın sesi olan Neriman abla ölüyor. Tarih bir şekilde orada sona eriyor. Fakat yeni bir karakter geliyor. İdealist bir öğretmen. Genç, okuldan yeni çıkmış. Tam böyle artık nasıl söyleyeyim? Komik gelebilecek karamsar bir hayatımızın karamsar bir döneminde acıyla gülerek karşılayabileceğimiz kadar iyimser Bir karar. bir öğretmen karakter geliyor ve ben onu öldürüyorum romanın sonunda. Ama öldürdüğümü de itiraf edemediğim için
kronolojik olarak bir adım ileriye gidiyorum. Öldürüldüğü geceye tam ne olduğunu söylemeden tekrar bir adım geri geliyorum. Orada bırakıyorum kitabı. Çok iyimserseniz ve çok hayata pozitif bakmak istiyorsanız o geceyi tekrar kendi kafanızda başka türlü kurgulayabilirsiniz ümidiyle. Bir yandan iki son gibi oluyor. İki son gibi oluyor. İki ayrı son gibi oluyor. Evet. Evet, peki o zaman biraz kör burun, şimdi bu karanlık sondan biraz uzaklaşarak daha iyimser bir yere geçelim ve öyle yavaş yavaş belki de toparlayalım. Aslında kör burundan biraz çıkıp sizin yazma serüveninize dair bir şey sorarak ben bitirmek istiyorum. Şimdi kör burunu yazarken işte haritadan bahsediyorsunuz, yani o haritayı görmenizden bahsediyorsunuz, o parça parça anları bir araya getirmekten bahsediyorsunuz. Yani aslında şey sormak istediğim, bu birazcık da belki yine yazarlara hep sorulan da bir sorudur. Hani nereden başlıyorsunuz, nasıl yola çıkıyorsunuz gibi, ama siz şeyi söylüyorsunuz, bir fikir tohumunun düşmesi anından ve bunun aslında evet tespit edilmesinin zorluğundan bahsediyorsunuz, ama başka bir şey bir biçimde sormak istiyorum. Yani bir romana, bir öyküye başlarken hani kimi yazar daha görsel bir yerden, bir resim gözünün önüne gelir, bir imge gözünün önüne gelir. Kimisi kelimelerden hareket eder veya belki bunların ikisi de olabilir. Yani bazen o, bazen bu da olabilir tabii de. Yani sizi tetikleyen şey. Çok belirgin olarak dediğim gibi hatırlamıyorum nereden ilk o tohumun düştüğünü, ama her seferinde onun belirli bir sahne olduğunu biliyorum. Hangi yani sahne gözünüzün bir önünde. Sahne oluyor gözümün önünde. O sahnenin neye ait olduğunu, hangi kurguya ait olduğunu çoğu zaman bilmiyorum. Beni o sahneye götürecek bir kurgu inşa etmeye başlıyorum. Bu kitapta kitabın ortasındaki o konağın yağmalanma sahnesiydi bu. Dörtte çok belirgin bir şekilde biliyorum hangi sahne olduğunu. Ama o sahneye götüren kurguyu hangi noktada ne şekilde yapmaya başladığımı gerçekten bilmiyorum. Kendi kendime karar verdim artık not alacağım diye. Çünkü ben de sonra merak ediyorum. Nereden ilk o adımı ne şekilde attığımı ben de merak etmeye başladım. Not alacağım bundan sonra diye kendi kendime karar verdim. Gene almayı unuttum tabii. ama belirli bir sahne oluyor. O sahneye doğru yol alıyorum. Ondan sonra da o sahneden sonrasını kurguluyorum. O şekilde çalışıyor kafam. Bir de şeyi söylüyorsunuz, bu birinci tekil şahıs, üçüncü tekil şahısla ilgili. O çünkü benim hep çok ilgimi çeken bir şey. Yani bir yandan da orada bir karar veriyorsunuz. İşte, ve hep yanlış karar oluyor. Başa dönüp düzeltmeniz gerekiyor. Yazar olarak özellikle birinci tekil şahısla yazmaya başladığınız zaman ve ona alıştığınız zaman o çok büyük bir konfor. Kar Kuyusu'nu birinci tekil şahısla yazmıştım. Ondan sonra üç kitap üst üste birinci tekil şahısla yazdım. Çok büyük bir konfor, fakat bir yandan da çok kısıtlayıcı bir şey tabii o. Üçüncü tekil şahısa geçmenin getirdiği bir takım rahatlıklar, bir takım teknik imkanlar var. Ama o bariyeri aşmak da çok zor. Zorladım kendimi. Bu sefer üçüncü tekil şahısla yazacağım ve ne olursa olsun yarı yolda karar değiştirirsem de geri dönmeyeceğim diye. Bu kitap tabii çok anlatıcılı bir kitap olduğu başka için türlüsü mümkün değil, başka türlüsü mümkün değildi. Bir de o demin bahsettiğim o öykü anlatma ihtiyacı da, öykü anlatma keyfi ya da öykü sarhoşluk görmen onu bir yerden sonra, çünkü çeneniz düşüyor. Anlattıkça anlatıyorsunuz. Öykülerin sonu gelmiyor. O da üçüncü tekil şahısı yapması çok daha elverişli bir şey. Masal anlatma alışkanlıklarımız, evet, hikaye anlatma, hikaye anlatma alışkanlıklarımız üçüncü tekil şahıs üzerine kurulu. Dediğim gibi ikisinin de çok güzel ve çok korkunç tarafları var. Önceki kitaplarda çok geri döndüm. Bir tane kitabın dörtte üçünü baştan yazdım. Sırf o da değil. Ben bazen kadın karakterleri, erkek erkek karakterleri kadın olarak başlıyorum. Yarı yolda değiştiriyorum. yavaş yavaş insan yazarak onunla o tecrübeyi kazanıyor sanırım. Her kitap zaten farklı bir tecrübe. Bir noktaya geldikten sonra anlıyorsunuz o kitabın ne gerektirdiğini. Hangi bakış açısını gerektirdiğini, karakterin sesinin nasıl olması gerektiğini. Onun için geri başı dönüp bir takım şeyleri çöpe atmaktan çekinmemek gerekiyor. Peki, yani ben sormaya hep devam edebilirim, fakat bence herhalde misafirlerimiz de bir şeyler sormak isterler.
Onun için isterseniz biraz da salona dönelim. Soru sormak isteyen. Çalışıyor. Ha, siz soru soracaksınız sandım. Peki. Hocam aslında sizin söylediğiniz şeye bağlanacak. Pazartesi günü benim kitaplarım hakkında ödev yapan öğrenci adamım benim ödev soruyu öğrenmiyordunuz. Bana Olcay Hoca'nın sorduğu soruydu bu. Benim cevabım var ama doğru cevap mı? Emin değilim, hem fikrim bunun için soracağım. Niko ile ilgili bir şey soracağım. Yine kitapla ilgili çok detaya girmeden sormaya çalışıyorum ama kurtarıcı bir karakter olarak. Siz sorana kadar hiç düşünmemiştim bunu. Şöyle bir hikayesi var Niko'nun benim kafamda. Bu ada konumu itibariyle okumayan arkadaşlara açıklamak için anlatıyorum. Marmara Denizi'nin en ortasına yakın bir ada ve çok etrafı akıntılarla çevrili. Dolayısıyla oraya vapurların yanaşması çok zor. Bunun işte adaya çok fazla gelip giden olmaması için öyle bir kurgu yarattım. Ama şöyle bir şey var, bu gerçekte de varmış. Gerçekten o adalar çevresindeki akıntıları en iyi bilenler gerçekten Rum balıkçılar. Ve Rum balıkçılar sayısı gittikçe azaldıkça o adaların etrafında insanlar yollarını bulamamaya, kayıkları karaya çıkmaya, oturmaya, gemiler birbirine çarpmaya başlamış. Belki bilinçaltında o karakteri yaratırken eskiden beri gelen geleneğe dayalı ya da orada yaşanmışlığa dayalı bilgiye sahip bir insanın kurtarıcı olması bana cazip gelmiş. Dolayısıyla Niko gittikten sonra belki oradaki yolunu bulabilecek ya da o akıntıları bilen kimse kalmayacak. Şeklinde oturttuğunuz zaman Niko sizin dediğiniz gibi bir kurtarıcı karakter haline alıyor gerçekten. Yani iki kişiyi birden kurtarmak evet. Tesadüf olmasa gerekiyor. Bir tanesini kurtarıp kurtarmadığını bilmiyoruz ama. Ben size soru sorayım. Tabii. Olur. Aşk öyküleri yazıyorum. Aşk öyküleri yazıyorum. Her seferinde aşk öyküleri. Evet, gene bir 600 sayfalık kitap çıkacak diye. Gerçekten öykü yazıyorum. Aşk öyküleri işin şaka kısmı. Kendime hem öykü yazmaya zorluyorum. Hem de bu dönemde çok fazla uzun soluklu bir projeye girmeye hazır hissetmiyorum kendimi. Psikolojik olarak o noktada değilim şu anda. Bir de bu kitabı sanırım her kitabı bitirdikten sonra onu bünyenizden çıkarmanız gereken bir süreç var. Bazı kitaplarda bu 2-3 ay sürüyor, bazı kitaplarda 6 ay sürüyor. Bu hala benim kafamdan tamamen silinmedi. Şimdi konuşmaya başladıkça çenem açıldıkça gördüm onu. Çenem düşüyor. Demek ki hala bu şey yapmamış. Normalde çünkü karakterlerin isimlerini unutmam lazım, olayları unutmam lazım. Ondan sonra tekrar öyle kapsamlı bir kurguya girişebiliyorum. Öykü yazmak çok cazip geliyor şu anda o açıdan. Ve çok zor geliyor. Bir kere öyle bir şeye evet cevabını vermiş bulundum. Körburnu'nun devamı. Evet. Körburnu'nun devamı şeklinde değil ama Körburnu öyküleri diye yarım kalmış bir iki tane öykü var kafamda çünkü. Buradaki karakterlerin öykülerinin bir iki tanesini de anlatmaya devam edebilirim diye. Ama onu Körburnu öyküleri adı altında yapmaktan vazgeçtim. Belki ileride bir iki öykü yazarım. Onlar da başka öykülerin arasında belki çıkar. Son olarak bir şey sorayım. Nelerden etkilenirsin en çok başucu kitapları? Çünkü bunlar da yazarak bize fikir veriyor. Tabii. Farklı kaynaklardan beslendiğini seziyoruz ama yani anmak istediklerini farklı türlerden de besleniyorsun. Farklı türlere karşı çok ilgim var. Çok
seviyorum. Türler arasında ayrım yapanlara da hiç iyi bakmıyorum. Sürekli onlarla kavga ediyorum. Çok fazla bunu söylerken ukalalık yapıyormuş gibi oluyorum ama ukalalık olsun diye kesinlikle söylemiyorum. Bu benim kötü yönlerimden biri. Çok fazla şeyle ilgileniyorum. Çok fazla her şeye ilgi duyuyorum. Her şeye ilgi duyduğum için hiçbir şeye yeteri kadar vakit ayıramıyorum. Çok isterdim bir iki tane ilgi duyduğum şey olsun, onlara daha fazla vakit ayırabileyim, daha fazla özen gösterebileyim, onlara daha iyi öğrenebileyim. Ama karakterim ona uygun değil. Çok dağılıyorum. Müzikle ilgileniyorum, sinemayla ilgileniyorum, diziler konuşuyoruz sürekli, diziler seyrediyorum, o dizilerden etkileniyorum. Özellikle yabancı diziler, şimdi bu HBO gibi Amerikan kanallarının yaptığı diziler gerçekten bazıları edebiyat eseriyle kıyaslanabilecek kadar güzel yazılmış. Müthiş ilgimi çekiyor onlar. Video oyunlarıyla ilgileniyorum, bilgisayar oyunlarıyla ilgileniyorum. Onlar da yavaş yavaş edebiyatla çok çok... Mecralar arası bir şey değil mi artık? Çok yani mecralar bence... arası bir şey. Çok edebiyattan beslenen bir şey ve edebiyat da çok bence besleyen bir şey haline almak üzere. Dediğim gibi bunların hepsine birden burnumu sokunca kaybolduğumu hissediyorum bazen. Şu anda onun paniğini yaşıyorum. Bir de yaş ilerledikçe tabii şey oluyor. Bu kadar şeye ben nasıl yetişeceğim korkusu başlıyor. Kitap okumak, çok fazla okumak istediğim kitap var. Onları nasıl okuyacağım? Geçenlerde kendi kendime böyle bir proje yaptım. Her ay 4 kitap okuyacağım diye, bir de bunu utanmadan herkese yaydım. Ben her ay 4 kitap okuyacağım. Kitaplarımın listesini çıkardım. Nisan ayına geldik. Topladım. Kesinlikle 4 kitap okuyamıyorum ben ayda. Onu fark ettim artık. Öyle bir vaktim yokmuş. En son ama mesela çok etkilendiğim, şu anda yazdığım şeyleri büyük ihtimalle çok etkileyecek. Cortazar'ın öykülerinden çok çok etkilendim. Cortazar'ın öykü seçkilerini çıkarıyor. Can Yayınları. Sanırım 3 cilt olacak. 1. cildi çıktı. İnanılmaz güzel. Eğer henüz okumadıysanız çok tavsiye ederim Cortazar'ın öykülerini. Çok sevdiğim yazarlar, Latin Amerika'dan Bolaño'yu çok seviyorum. Her yazdığını defalarca okumak gibi böyle bir takıntım var. Onu da kendi kendime engel oluyorum. Onu okuyacağım artık, yeni bir şeyler oku diyorum. Ama dönüp dönüp okuyup okuduğum kitaplar, geçenlerde sormuşlardı, oradan ona cevap verirken düşündüm, onun için bu kadar net cevap verebiliyorum. Bolaño, David Mitchell diye bir yazar var. Okumadıysanız çok tavsiye ederim. Her ne kadar popüler yazarlar arasında sayılsa da inanılmaz yetenekli, müthiş bir anlatıcı. Onun yazdığı her şeyi defalarca okumak istiyorum. Alejandro Zambra son zamanlarda çok gene saygı gören, çok beğenilen yazarlardan biri. Çok müthiş bir dili var, çok etkileniyorum. Murat Özyaşar'ın öyküleriyle yeni tanıştım. Çok çok beğendim. Çok tavsiye ederim. İnanılmaz güzel öyküler yazıyor. Çok değişik, çok etkilendim onlardan da. Buralar öyküyle ilgilendiğim için çok fazla öykü okuyorum sanırım. Şu anda onlar aklıma gelenler. Ben teşekkür ederim. Bitti, ben de yani buna bağlı olarak şeyi sormak istiyorum. Bu başka yazarlar, mesela bu web sitesinizde çeşitli yazılarda yazıyorsunuz başka yazarlar hakkında, romanlar hakkında. Yani birazcık böyle bir yazma üzerine de sanki yazmak istiyorsunuz ve seviyorum, hatta yazıyorsunuz, evet. Yazmayı seviyorsunuz gibi anlıyorum ve gayet de güzel eleştiri yazılarınız var orada. Eleştiri olarak değil de daha çok bir okur gözüyle benim kafama takılan ya da dikkatimi çeken şeyler. Eleştiri yazıyorum demek doğru gelmiyor bana. Kendimi oraya koymuyorum. Ama şeyden çok hoşlanıyorum. Okur olarak da çok hoşlanıyorum. Başka yazarlar nasıl çalışıyor, nasıl düşünüyorlar, nasıl kurgu yapıyorlar. Hangi son derece basit örnekler, hangi defteri hangi kalemle yazıyorlar, bu bile çok ilgimi çekiyor. Dolayısıyla onları anlatmak da hoşuma gidiyor, evet. Bir de yani şimdi... Sıradan okurdan bir farkı var ama yazma biçimleriyle de ilgileniyorsunuz orada. Yani neyi nasıl yazmış olabileceğini mesela düşünmek falan, bunlar daha yazarlığa mahsus şeyler. Hani okurluğa değil de sanki. Sanırım beni yazarlığa yönelten şeylerden biri o meraktı zaten. Ben kitap okurken eskiden beri okur olarak hep o tarafı işin çok ilgimi çekmişti ve çok kurcalamıştım.
hoşuma giden bir şey bunu nasıl yapmış, o etkiyi bende nasıl yarattı, neyi yaparak beni oraya götürdü, hep onu düşünmüşümdür. Yazma isteği oradan kaynaklandı zaten. Ben de keşke böyle bir şey yapabilsem, acaba yapabilir miyim, bir denesem mi diye. O cahil cesareti dediğim şey o noktada devreye giriyordu. Eskiden beri hani yazmasam da hep o gözle okumaya çalıştığım için öyle bir birikimim var sanırım. Bir de şimdi tabii bu yazarlık atölyeleriyle falan ilgilenmeye başlayınca, o konuyla da ilgili kitaplar okumaya başlayınca, okudukça insan o öğrendiği ya da ilgisini çeken şeyleri yazmak da istiyor. Peki. Başka? Siz neler okuyorsunuz? Hoşunuza giden, son zamanlarda okuduğunuz? Siz bahsettiniz. Burada da Murat Özyaşar. Murat Özyaşar. Sarı Kahkaha diye bir hikaye kitabı daha var. İkisi de çok güzel ama Sarı Kahkaha inanılır gibi değil. Evet. Kimse bir şey okumuyor. Evet, okumuyor galiba. Peki, o zaman sizden son sözleri alalım. Çok çok teşekkür ederim. Buraya gelmek benim için çok büyük bir keyifti. Okulu çok özlemişim. Demin Murat'la da konuşuyorduk. 15 sene olmuş neredeyse gelmeyeli. Onun için çok çok sevindim. Çok teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Körburun hakkında da kitap ilk çıktığı zaman sürekli bu tanıtımlar nedeniyle bol bol konuşuyoruz. Bir noktada insan sürekli kendini tekrar ettiğini hissine kapılıyor ve yoruluyor. Kendi sesini duymaktan yoruluyor. Konuşmaktan yorulduğumu sanıyordum. Yorulmamışım demek ki. Hala daha konuşmak istiyorum. Evet. Onun için çok teşekkür ederim geldiğiniz için.